Doldur komutu ile devam edeceğiz. Şöyle öncelikle yine parçamızı hazırlayalım. Bu arada bunları size hazırlamayı tercih etmiyorum. Hem birlikte çizerek siz de alıştığını yapmış olursunuz. Geldim. Yine şöyle bir dikdörtgen daha çiziyoruz. Şöyle yine bir miktar katladım. Bu büyük olmasın. Şurada bir ölçü oluşturayım. Şurada bir daire keseyim. Hatta bunu slot haline de getirebilirim. Şöyle diyeyim ve slot oluşturayım. Geldim, şu çizgiyi seçtim, şu çizgiyi seçtim. Şöyle tam bir ölçü oluşturdum. Yine Ctrl CV dedim. Şöyle tasarıya yansıt dedim. Şu çizgileri kullanacağım. Daha sonra offset diyorum. Yani öteleme. Şöyle içe doğru offset dedim. Ve bu offset dediğimi de keseceğim. Son olarak şurada ufak bir daire çizdim. Şöyle pull dedim. Yani check. Geldim bunu seçtim. Taşı dedim. Şöyle bu eğri üzerinde diyorum. Desen oluştur diyorum. Şöyle şuraya kadar olsa yeterli. 8 tane diyeceğim. 8 tane oluştu. Hatta şuraya da ufak bir draft açısı vermek istiyorum. Ya da şuraya ördüs versek de evet bu şekilde daha kolay görebilirsiniz. Şöyle çok da fazla değil. Şöyle yeterli. Bir diyelim düz olsun. Şimdi geldim doldur komutuma. Yani İngilizce adıyla fill. Kısa yolda F gördüğünüz gibi. Geldim seçtim. Şimdi fill komutu genel olarak doldurma işine yarar. Ne demek doldurma? Geldim şu dairemi seçtim. F'ye bastım. Ve tamamı gitti. Tamamını gitmesinin sebebi bunu çoğaltma olarak oluşturmuş olmam. Şöyle Ctrl Z diyeyim. Örneğin bunu dedim ki desenden çıkart. Şöyle. Şimdi geldim seçtim ve klavyeden F'e basıyorum. Her seferinde bu doldurma komutunu tıklamak için yukarı çıkmamıza gerek yok. F dedim ve doldurdum gördüğünüz gibi ve tek başına doldurdum. Çünkü neden? Onu çoğaltmamın yani desenimin içinden çıkarmıştım. Yine aynı şekilde bakın sadece bu yüzeye tıklayıp F diyorum ve herhangi bir değişiklik olmuyor. Yine şu yüzeye tıklarsam F dedim ve o yüzeydeki radüsümü yok ettim. Yine şurada F dersem gördüğünüz gibi radüsümü yok ettim, düz yaptım. Ama şöyle doğrusal yüzeylerde F'e bastığınız zaman herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunu kapatmak için gelip şöyle seç diyorum. Tamamını seçtim bu arada üstten bakarak. Tilledim ve kapattım. Geldim bu radüslerin tamamını seçtim. Çift tıklayınca bütün radüsleri seçiyor bu arada. F dedim, kapattım. Geldim şöyle dik baktım. Şunu parantez için aldım. F dedim, kapattım. Şöyle geldim. Şunun tamamını seçtim. F dedim, kapattım. Sadece gördüğünüz gibi şu noktalar kaldı. Onları da şu eğrilerin altından silelim. Yine 3 boyutta değil, 2 boyutta göstereyim. Geldim şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Bir tane de şöyle oluşturdum. Daha sonra şöyle yapacağım. Şu ortadaki bölümü kırpacağım. Şu çizgileri de silebilirim artık. Geldim şöyle 2 boyutta ikisini de seçtim. Doldur dedim. Ve dikkat edin şurada açıklığım olmasına rağmen doldur komutum burayı birleştirdi ve benim için 2 tane yüzey oluşturdu. Yine örneğin şöyle geldim. Şöyle bir parçam olsun. Şurada şöyle eğrisel bir şeyler oluşturacağım. Şu bölümü terimleyelim. Şu dış bölümleri de terimleyelim. Geldim patronatına geçtim. Gördüğünüz gibi böyle bir yüzeyim var. Geldim şu eğriyi seçtim. Doldur dedim. Gördüğünüz gibi düz hale getirmiş oldum. Şimdi şöyle çektiğimde kare haline kadar getirebilirim veya büyütebilirim. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben bu şekilde bıraktım. Yine şöyle geldim. Bir spline'ım olduğunu düşünün. Şöyle biraz da eğrili böyle olsun. Şurayı yakalayamadık ama şöyle bitirebiliriz. Evet. Geldim yine çeke geçtim. Şu dış yüzeyi seçiyorum. Doldur dedim. Ve gördüğünüz gibi bütün eğrilikler yok olup bir dikdörtgen haline geldi. Tekrar kontrolünü yaptım. Örneğin şöyle bir parçamız var. Şöyle katıladım. Geldim. Bir dikdörtgen daha çizeceğim. Daha iyi bir dikdörtgen. Şöyle. Bu arada dikkat ederseniz bu üst bölümü neredeyse hiç kullanmıyorum. Şöyle biraz içeri aldım. Şöyle geliyorum. Seç dedim. Tamamını seçtim. Fill dedim. Yok ettim.
Yine aynı şekilde. Örneğin yazdım şurada. Şöyle bir dikdörtgenim olsun. Daha doğrusu dairem olsun. Şöyle baktım. Seçtim. Seç kontrolüyle geleyim seçeyim. Ve sil dedim, yani doldur. Gördüğünüz gibi bu şekilde yok ettim. Şöyle bir ölçüm olsun. Bunu tıkladım. Sil dedim. Ve yok ettim. Doldur kontrolünü kullanın da bu şekilde.